Dizi yorum hayat şarkısı bu yüzleşme can yakar. Yazan Pınar Yılmazer. İnsan kalbinin ritmi seyrinden çıkınca idrak ediyor yaşadığını ne ilginç. Daha hızlı pompalanan kandan olsa gerek derinleşen nefesle birlikte hızlanıyor zihninde düşünceler ya da hızlanan nefesle birlikte derinleşiyor düşünceler. Konuşmak istiyorsun, anlatmak istiyorsun. Hüznün, özlemin, pişmanlığın, aşkın, acının ve nicelerinin arasında savrulmaktan kurtulabilsen neler haykıracaksın belki. Ama olmuyor işte. Öyle ki dile gelmiyor, gelemiyor cümleler. İçerideki büyük kasırga yüzünden kaybolup çıkış yollarını kaybediyorlar sanki. İşte hayat şarkısının 8 bölümü bittiğinde tam da böyle hissettim bir süre. Zihnimi toparlamaya çalıştıkça dağıldım ve bu denli sarsılmayı asla beklemiyordum. Fragmanları izlediğimde en çok ilgimi çeken Kerim Hülya konuşması oldu. Artık beni sevmiyorsun değil mi? diyen Kerim ve ben bir düşe aşıktım diyen Hülya. Bu yüzleşme can yakar dedim kendi kendime. Meğer Kerim'le Hülya'nın belki de ilk defa gerçekten birbirleriyle konuştuğunu hissettiğim o birkaç saniyelik sahneden yola çıkarak kullandığım yüzleşme tanımı bütün bölümün özüymüş ve asıl can yakan yüzleşme insanın kendisiyle olanmış. Hülya ile geçmişinin Belli ki önemli bir parçası olan Cem'in karşılaşmasıyla başladık. Bu karşılaşmaya yüzleşme demek için henüz erken olsa da anladık ki Cem bizim savaşçı Hülya'nın yenildiği cephelerden biri. Şimdilik. Belli ki Cem de zafer sarhoşluğunda ve bunun kendi adına hayra alamet olmadığının henüz farkında değil. Hülya'nın ise savaşması gereken daha mühim cepheleri var şu an. Hem de ne cepheler. Biz Hülya'nın titreyen sesi, destek alacak bir yer arayan elleriyle gerilip Hatice halaya söylenirken, Bayram babaya gülüp ardından Zeynep'e sinirlenirken aslında hiçbir şey görmemişiz daha. Günlerde sessizce kendiyle, duygularıyla, hayatla ve gerçeklerle yüzleşen Kerim'i görmek için biraz dikkatli bakmak gerek mesela. Her zaman kendini düşünen, vurdum duymaz, özgür ruhlu Kerim nasıl da sessizce kabuk değiştiriyor. Aslında hepimiz hayatımızı kendi ellerimizle kurduğumuz yanılgısına düşmüşüzdür bir zaman. Zorluklar çekip Olduğumuz yer için mücadele etmiş, orada olmayı hak etmişizdir. En kadercimiz bile sahip olduklarını hak ettiğini gösterecek bir neden bulur kendinde. İyi kalbine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına ya da inancına bağlar. Ta ki elimizden kayıp gidene kadar. Kerim de düştü aynı yanılgıya. Sonra adım adım gitti elindekiler. Zorla evlendirildiği köylü kız çok dert değildi de aralarındaki özgür ilişkiyi sevdiği Filiz hamile kalınca ilk önce deprem hissettirdi kendini. Sonra o önemsemediği köylü kız tüm laf anlamazlığıyla evine yerleşti. Hayallerini gerçekleştirmek üzere gittiği Kenya'dan döndüğünde kendini birden bir baba olarak buldu. Filiz'le ilgili hayal kırıklığı, çünkü Kerim için Filiz bebeğini para karşılığı başka birine vermiş bir kadın, üstüne bir de ansızın haksız bir ithamla biten kariyeri derken tüm hayatı tepetaklak oldu adeta. Ama garip şekilde tüm bunlar olurken hep yanında olan çocuğuna gerçek bir anne gibi bakan ve her düştüğünde onu elinden tutup kaldırmaya çabalayan bir Hülya vardı. İsyan etti. Her şeyi en başa döndürmek istedi. Yaşamak istediği hayata hizmet etmediği için hep görmezden geldi Hülya'nın sevgisini. Belki de kendi kurmadığı bir oyunda var olmak istemedi. Derken tüm hayatı tepetaklak olmamış gibi bir de babasını kaybetme korkusuyla burun buruna geldi. Ve işte böylece yavaş yavaş öğrendi kaybetmeyi Kerim. Bu yüzden Şimdi derinden biliyor kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu. Önce hayatın kendi ellerinde olmadığı gerçeğiyle yüzleşti. Şimdi de tam hayatındaki her şeyin kıymetini daha iyi anladığı bir zamanda Hülya'yı kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. Aslında ondan da önce Hülya'nın sevgisinin ona ne kadar iyi geldiği gerçeğiyle yüzleşiyor. Sevmek, sevilmek ve sıcak bir ailenin parçası olmak için çırpınan Hülya Kerim'in dünyasında yepyeni kapılar açıyor. Hülya ise bunların farkına varabilecek durumda değil maalesef. Yakınlarında patlamış bir el bombası tozu dumana kattığından net göremiyor belki Kerim'in üzerindeki etkisini. Kaybetmeyi kabullendiğini sanmıyorum ama şimdilik o cephede de taarruza geçecek gücü yok gibi. Aklı fikri ablasında haklı olarak. Ablası gerçekte sahip olduğu tek şey aslında ama o cevherlerin gelini olarak çıkıyor yola ablasına giderken. Oysa yolun sonunda ablasının yanında onun haylaz kız kardeşi olmaktan kaçamayacak. Melek, Hülya'nın annesi, babası, ailesi, evi, ilk arkadaşı, yoksulluğu, üşüyen elleri, delik ayakkabısı, çocukluğu ama en çok da güvenli bölgesi. Bu yüzden Hülya tüm şımarıklıkları yapmayı kendine hak görüyor ablasına karşı. Kimi var ki zaten başka şımarıklık yapabileceği. Hele ki ablası bu kadar fedakarken. O kadar iyi tanıyor ki ablasını. Çevrendekiler üzülecek diye nefes almaktan çekinirsin sen diyor. Ama yine tam da bu yüzden acıtmaktan korkmuyor ablasının canını. Ailemin başına dert açmana izin vermeyeceğim de diyebiliyor. Hem kıyamıyor ablasına, kendini değersiz hissettiğinde, hayatında ilk defa aşık olduğunu öğrendiğinde içi cız ediyor, hem de evinde huzurlu olmak isteğini öne sürerek ona evlenecek birini bulmayı teklif edebiliyor. Peki kızabiliyor muyuz Hülya'ya? Ablasının arkasından dolu dolu gözlerle beni yine sensiz bırakma dediğinde ablasının yatağına kıvrılıp elinde çocukluk fotoğrafıyla ablasının yastığını koklayarak uyuyakaldığında, hiç değilse küçük hülya olarak yaptığı yaramazlıkları parmaklarıyla sayarken gördüğümüzde affedivermiyor muyuz? Hülya bu işte, her daim çocuk aslında. Bakmayın şimdi küçük ziyaretçisiyle anlaşamıyor gibi göründüğüne. Kalbimizden geçenler yerine başkalarının da yattığı doğruları dikkate almaya başladıkça büyümüş sayılıyoruz. Hayal kurmak yerine gerçekçiliğe, umut etmek yerini pes etmeye, inatçılık yerini itaate, aşk yerini gurura bıraktıkça çocukluğumuzdan uzaklaşmış oluyoruz. Peki bu durumda Kerim'le birlikte büyük bir aileye sahip olma hayalinden vazgeçip kimsesiz olarak uzaklarda yaşamak isteyen Hülya, bugüne kadar hep hayatının daha güzel olacağını umut ederken bugün pes eden Hülya, aşkının uğruna tüm olmazlara, sen onu unutlara, meseleyi büyütmelere, hatta Eşyalarını topla ve gitlere rağmen yolundan dönmemişken bugün gururu yüzünden Kerim'in gözlerinde gördüğü ışığı sırf diliyle söylemediği için görmezden gelen Hülya büyümüş mü oluyor gerçekten? Bu sorunun yanıtı bence hayır. Hülya hala küçük bir çocuk. Hala hayal kuruyor. Hala umut ediyor. Hala inatçı ve hala aşık. Sadece büyümüş gibi yapıyor. Sizce